Ve ayetinde ne diyor? Bana benim güzel isimlerimle dua edin. Duanın nasıl olacağını, her şeyini Resulullah Efendimiz bizlere tek tek Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak açıklamış. Bizler de adım adım inşallah uyanmamız lazım. Öyle bir devirdeyiz ki iman diyor kor ateş gibi olacak Resulullah Efendimiz. Öyle zamanlar gelecek ahir zamanda. Elinde tutsan, sıksan elin yanacak, bıraksan olmayacak. Hep dengede, hep tetikte. İşte korku ve ümit arasında. Ama hep imanımızı korumaya çalışarak. Hep aman ya Rabbi diyerek. İşte kul, aciz, ne olursa olsun günah da işlesen. Rabbimiz yüzlerce ayetinde tövbe etmemizden ve günahların hepsini affettiğinden bahsediyor. O yüzden amma ve lakin son nefeste imanı ne yapıyor? Vaat etmiyor. O konuda çalışın diyor. Çabalayın diyor. Bunun için vesileler arayın. Bana ulaşmak için vesile arayın diyor. Bu vesileler kimler? Birazdan bahsedeceğimiz o vesileler. Kur'an, yaşayan Kur'an olan Resulullah Efendimiz, ona tabi olan Evliyaullah. Hepsi bu konuda vesile. Ve ne diyoruz? İhdines sıratal müstakim. Şimdi isteme kısmı geldi. Fatiha'da ne dedik? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Rahman ve Rahimsin ya Rabbi. Maliki yevmiddin. Din gününün malikidir. Sonra şimdi Rabbimizi övdük. Rabbimizin isimlerini andık. Ona hamd ettik. Rabbimiz şimdi diyor ki bakın diyor burada kullarım artık benden istiyorsunuz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratel müstakîm. Ya Rabbi sırat ne demek? Biliyorsunuz sırat köprüsü diyoruz ya. Sırat yol demek. Sıratel müstakîm. Müstakîm de doğru yol. Dost doğru yol. Yani işte ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayetinde bizi istediğimiz kulluk Fatiha suresinde ihdine sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet. Yani bizi o doğru yola ilet. Bu doğru yol nedir ya Rabbi? Hepimiz bunu söylüyoruz. İşte bu yolun ne olduğunu bizlere, bu yolun kimin yolu olduğunu, bu yola kavuşmanın yolunun nereden geçtiğini bizlere diğer ayetler anlatıyor. Sizlere Yasin suresini biliyorsunuz hepimiz okuyoruz değil mi? Ölmüşlerimize okuyoruz, kabristanlıklarda okuyoruz, dua ederken annemize babamıza Allah dostlarının kabirlerini ziyaret ettiğimizde aynı şekilde Ramazanlarda bol bol devamlı cuma günleri, cuma namazlarından evvel Resulullah Efendimizin Yasin Tebareke Amme ile ilgili birçok ne zaman nasıl okumamız gerektiğinden bahsettikleri var. Ne diyoruz Yasin'de? Estaizu billah. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin. Burada virgül sonra ne geliyor? Ala sıratim müstakim. İşte Fatiha suresiyle Yasin'i bağlayalım bir bakalım. Ne diyoruz? Allah Celle Celaluhu Yasin suresinde Resulullah Efendimiz'e sesleniyor. Mesela hani Kur'an'da görüyorsunuz. Elif, lam, mim, kaf, ha, ya, ayn, sad, ta, ha, yasin. Bakın böyle hurufu mukatta bu kelimeler. Harfler var değil mi? Bu harfleri hiçbirimiz bilmiyoruz değil mi? İşte diyor ki bu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimizin özel nidaları. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyor. Ve bir rivayette Allah dostları diyor ki Rabbimiz bazı evliyaullah'a Resulullah Efendimiz'e o aşık olan evliyaullah'a bu Yasin, Elif, Lam, Mim gibi o harflerin derin manalarını bildirdiğini söylüyor. En iyisini Allah bilir. İşte ne dedi Yasin? O hikmet dolu Kur'an hakkı için vel Kur'anil Hakim. Rabbimiz yemin ediyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz birçok yerde yemin ediyor. Yemin ettiği şey düşünsenize bizi yaratan Allah'ın yemin ettiği şey basit bir şey olabilir mi? Tabii ki o hep en güzeline,
En önem vermek, Rabbimiz önem vermek için, vurgulamak için, bize bakın kullarım bu kısma dikkat edin demek için birçok şeye yemin ediyor. Ve ne diyor Yasin suresinde? Hepimizin okuduğu, ezbere bazılarımızın bildiği Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin. Ve ne diyor? Şüphesiz sen peygamberlerdensin. Kime seslendiği ortaya çıktı mı? Çıktı. Habibine sesleniyor. Sevgilisine sesleniyor. Kur'an'da hiçbir zaman ey Muhammed demedi ona. Bu bile bizlerin yüzünü güldürmek için, bizleri aman ya Rabbi nasıl bir peygambere ümmetiz dedirtmek için yeter de artar bir sebep. Öyle diyor. Bakın Allah dostları, Kur'an-ı Kerim'de hiç ya Muhammed diye başlayan bir ayet yok. Rabbimiz Resulullah Efendimiz'e hep ey Resulüm, ey Habibim, hep sıfatlarla, güzel sözlerle hitap ediyor. Sadece ümmetine bildirirken Muhammed ismi geçiyor. Ne diyor? مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ O Muhammed ki hiçbirinizin babası, hiçbirinizin babası değil, Allah'ın kulu ve Resulü alemlerin o en son gelen Hatemen Nebi'dir diyor. Fetih suresinin o mükemmel ayetinde ne diyor? Muhammedur Resulullah diye başlıyor 29 son ayet. O Muhammed Allah'ın Resulüdür diyor. Kendisine hitap ederken ya Nebi, ya Resul, ey Resul de ki, ey Habibim de ki, ey Nebi de ki, hep öven güzel sözlerle. Musa aleyhisselama ya Musa asanı yere at dedi. Ey Nuh dedi. Ya İsa dedi. Ne dedi? Yusuf aleyhisselama. Ya İbrahim, İbrahim aleyhisselama. Ona ama İbrahim aleyhisselama da bir virgül, ona da Halilim dedi mesela. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu peygamberlerin de kimini kimine üstün kıldı. Ve dört büyük peygamber oldu. İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve alemlerin sultanı, peygamberlerin en üstünü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Halilim, dostum dedi İbrahim aleyhisselama. Kelimim dedi, konuştu onunla Tur-i Sina'da Musa aleyhisselamla. Ruhullah dedi, Allah'ım ruhundan üfledi. Babasız bir şekilde Meryem annemiz vesilesiyle yarattı İsa aleyhisselamı. Ve ne dedi? Habibim. En güzel söz. Sevgilim dedi. Habibi edibi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İşte bu Yasin suresinde de ne dedi? Şüphesiz ki sen peygamberlerdensin. Ve ala sıratim müstakim. Doğru yol üzeresin. Dost doğru yol üzeresin. Biz Fatiha'da ne dedik sevgili izleyicilerim? Ne dedik biraz önce? İhtine sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Rabbimiz bize şifreleri veriyor. Yasin'de ne diyor? Habibim sen ala sıratim müstakim doğru yol üzeresin. Yani bizler Fatiha'da Rabbimizden ya Rabbi bizi doğru yola ilet derken hangi yola gitmek istiyormuşuz? Rabbimiz o doğru yolun neresi olduğunu söylüyor. Habibinin yolunun, Muhammedül Mustafa'nın yolunun o Fatiha'da günde 40 kere istediğin doğru yol olduğunu bildiriyor mu? Vallahi de bildiriyor. İşte o Resulullah Efendimiz'i Allah muhafaza aşağı almaya çalışanlar, basit göstermeye çalışan, o Kur'an bize yeter deyip Resulullah Efendimiz'in hadislerini inkar etmeye çalışanlara izletmek lazım şu kısımları. Şu ayetleri onların yüzüne bu şekilde söylemek lazım. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Rabbimiz de Habibim o doğru yol, sen dost doğru yol üzeresin. Ala sıratil müstakim dedi. Şimdi burada ne yaptık? Demek ki sıratel müstakim yolu, yani Rabbimizin rızasına giden yol Muhammedül Mustafa'sız vallahi bir adım aşılmazmış. Bunu öğrendik mi? Öğrendik. Bu konuda hemfikir miyiz? Hemfikiriz elhamdülillah. Demek ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı anılmadan
Zaten kendisi de hadisinde diyor ki, dualarınızı ederken benim adımı anmadan başlamayın. Benim adım anılmadan başlayan dua Rabbim ulaşmaz, Rabbim kabul etmez ki. Allah dostlarının, hocalarımızın açın bir dua başlangıcını. Nasıl başlarlar duaya? Hemen. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Her duanın başı. Dikkat ediyor musunuz? İşte buna uyarlar onlar. Onun adını anıp başlanan dua Rabbim kabul eder. Kimisini hemen kabul eder bu dünyada, kimisini tehir eder, kimisini diyor ahirete bırakır. Hangisi senin için hayırlıysa Rabbim onu nasip eder. O yüzden ben dua ediyorum kabul olmuyor. Ben şunu istiyorum kabul olmuyor. Ya o iş senin için hayırlı değildir ya da daha tecelli etmesi için zamanı vardır. Ya da Rabbim ahirette senin bu dünyadaki günahlarını, sıkıntılarını bertaraf edip o dualarını vesile etmek için tehir ediyordur ahirete. En hayırlısı o zaman diyeceğiz ki, ya Rabbi dünyada sana o kadar çok dua ettim ki sen kabul etmedin. Şu an bunları önüme çıkardın. İyi ki kabul etmemişsin ki buraya ertelemişsin. Beni kabir azabından, cehennem azabından direkt cenneti alaya kavuşturdun. Sana şükürler olsun diyeceğiz. O yüzden sakın sevgili dinleyicilerim, ben dua ettim, kabul olmuyor. Ben şöyle dedim, Rabbim beni sanki duymuyor gibi şeyler düşünmeyeceğiz. Bizler dua ettik mi, ihlaslı bir şekilde, amacımız Allah'ın rızasıysa, namazımızı kıldıktan sonra da her an bakın, hep dualarımızı edeceğiz. İşte bu konuda doğru yolda ulaşmanın yolu neymiş? Muhammedül Mustafa'nın yoluymuş. Sırat-el Mustakim, Allah'ın rızasına giden yol, Resulullah Efendimizin rızasından geçtiğini ayetle öğrenmiş olduk. Evet, şimdi sıra geldi. Tamam, doğru. Peki, bizler Sırat-el Mustakim, Fatiha'da istiyoruz. Ya Rabbi, bizleri Sırat-el Mustakim yoluna ilet. Bu yol nasıl bir yol? Peki bu yola ulaşmak kolay mı? Hemen ulaşılıyor mu? Bu yola nasıl ulaşacağımızı da Rabbimiz kullarına kıyar mı? Ayetlerinde her şeyi güzel, Habibi, Allah dostları, Evliyaullah'ı o kadar güzel anlatmış ki. İşte bizler bunlarla Rabbim inşallah imanımızı arttırsın, ibadetlerimizi salih eylesin. Ne yapacağız? Ayet-i Kerime ile tabii ki önce devam edeceğiz. Ne dedik? İhtina sıradel mustakim. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Buradan sonra Fatiha devam ediyor. Ne diyor Rabbimiz? Sıratellezine. Hepimiz günde 40 kez okuyoruz yine değil mi? Ne diyor? Sıratellezine. O doğru yol ki. Virgül. Ya Rabbi beni doğru yola ilet. Ve sıratellezine. O doğru yol ki. En amte aleyhim. Evet. Bu nokta saatlerce konuşulacak nokta aslında da bizler tabi zamanımıza sığdırmamız lazım. Ne diyor? Sıratellezine. O doğru yol ki en'amte aleyhim. En'am, in'am etmek, ihsan etmek, ikram etmek. Yani ya Rabbi bizi doğru yola ilet. O doğru yol ki senin ikram ettiklerinin yolu. Senin ihsan ettiklerinin yolu. Allah Allah, Fatiha'da bunu istiyoruz. Tamam. Virgülü koyduk yine. Aynı şekilde en'am diyerek, yani in'am etmek, ihsan etmek, Rabbim bunların kim olduğunu vallahi de bize tek tek açıklayacak. Nereye geliyoruz? Nisa suresi 69. ayeti kerime. Sohbetimin başında ben 3 tane ayet-i kerime okudum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tanesi neydi? İşte Nisa suresi 69'du. Ne diyordu Allah Celle Celaluhu? وَمَنْ يُطِي اِلَّهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Fatiha'daki inamı yakaladık mı burada, en'amtu aleyhim? اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Rabbimiz ne diyor biliyor musunuz Nisa suresi 69'da? Yani bizlere doğru yolu, Muhammedül Mustafa'nın yoluna kavuşmanın şifrelerini söylüyor. Hani tasavvuf yoktur, Allah dostuna ne gerek var? Ya bana aracı ne gerek ya? Ben evde otururum, namazımı kılarım. İhtiyacım yok böyle bir şeye. Ben Kur'an'ımı okurum, bana yeter, bana karışmayın.
Her koyun kendi bacağına asılır gibi sözler söyleyenler var biliyorsunuz meşhur günümüzde. Hani kendi eksiklikleri, noksanlıklarını kabul edip Rabbim hepsine hidayet nasip eylesin. Tövbe kapılarını açsın. Rabbim şu güzellikleri inşallah kalplerine nakşeylesin. Ama Rabbimiz ne diyor işte? Sen kulum Fatiha'da ne istiyorsun benden? Ben namaz kılarım, oruç tutarım, Kur'an okurum bana yeter diyorsun ama Fatiha'da ya Rabbi sırat-el müstakim beni doğru yola ilet diyorsun. Bana her Fatiha'da dua ediyorsun sen. Devam ediyor işte sırat-el lezine enamte aleyhim. İnam ettiklerinin yoluna ilet beni. Yani bana ulaşman için kulum, benim o doğru yoluma ulaşman için birileri var. Bir araçlar var, bir kişiler var, öyle kimseler var ki benim rızamı kazanmış. Nisa suresi 69'da bunu açıklıyor. Ne dedik? وَمَنْ يُطِي اِلَّهَ وَالرَّسُولَ Bir şart var burada. Biraz sonra bahsedeceğim. Fatiha'daki inamta aleyhim, enamta aleyhim dediğimiz, Rabbimizin inam ettiği, ihsan ettiği kimselerin yoluna girmek istiyoruz ya, o sırat-el lezine. O yolun kimin yolu olduğunu açıklayacağım ama Rabbim bu yola girenleri en başta bir virgülle bir şart koşuyor. Bu yola girebilmek için bir şey olması lazım diyor. E ne diyor? وَمَنْ يُطِي اِلَّهَ وَالرَّسُولَهِ Aman ya Rabbi. Mükemmel bir ayet. Ve ne diyor? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, virgül. Yani biraz sonra bahsedeceğim kişilerin ortak özelliği kimmiş? Allah'a ve Resulüne itaat edenler. Rabbimiz sadece kim Allah'a itaat ederse diyebilirdi. Doğru değil mi? Kim sadece Kur'an'a itaat ederse, yani Rabbimize, yani Rabbimizin kelamına itaat ederse diyebilirdi ayetinde. Öyle mi diyor? Hayır. Ne diyor? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse diyor. Oraya ekliyor peygamber. Ve diğer peygamberlerin ümmetleri için aynı şekilde diğer ümmetlere ekliyor aslında. Değil mi? İşte şifreyi aldık. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ne diyor sonra? وَمَنْ يُطِي اِلَّهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ İşte diyor onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği. İşte Fatiha'da Ya Rabbi bizi kendilerine nimet verdiğinin yoluna ilet dedik. Nisa 69'da da Rabbimiz bu kişileri tek tek açıklayacak. Ve ne diyor? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah, işte onlar diyor Allah'ın kendilerine nimet verdiği, başlıyor bir, minen nebiyyine. Kimmiş ilk? İnsanların en üstünü kimler? Peygamberler, Rabbimizin seçtiği kullar ve o peygamberlerin en üstünü kim? Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Rabbimiz Allah'ın kendine nimet verdiği minen nebiyyine peygamberler ve sıddıkine. Rabbimiz Ebu Bekir Sıddık'tan dahi Kur'an'ında nasıl güzel bir şekilde bahsediyor ya. Değil mi sevgili dinleyicilerim? Peygamberlerden sonra ve Sıddık'ine, peygamberlerden sonra, Resulullah Efendimiz'den sonra insanların en üstünü kimdir? Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir'in lakabı nedir? Sıddık'tır. İşte Allah'a ve Resulüne itaat edenler, Allah'ın kendine nimet verdiği peygamberlerle ve sıddıklarla beraber olacaktır diyor ayet-i kerime. Bütün diyor Resulullah Efendimizin hadisi şerifinden bahsedeyim. Benim vefatımdan sonra kıyamete kadar gelecek tüm müminlerin imanını bir kefeye koysanız, vallahi de Ebu Bekir'imin imanını bir kefeye koysanız daha ağır gelir dedi. Ya öyle. O Ömer'den, Osman'dan, sahabe efendilerimizden de ileriki sohbetlerimizde onların vasıflarından, üstünlüklerinden bahsedelim. Onların adının anıldığı yere rahmet yağar. Resulullah Efendimizin adının anıldığı yere melaikeler, peygamberler hepsi gelir. Allah dostları öyle diyor Abdullah Gülbüz Hazretleri. Evladım, sizler abdestli, temiz, salih bir şekilde Allah'ün rızasını anarak Muhammedül Mustafa'nın adını sallallahu aleyhi ve sellem andığınızda orada bütün melekler, bütün peygamberler, başta Resulullah Efendimizin ruhaniyeti, bütün evliya. Nasıl düşünsenize? Cumhurbaşkanı mesela buraya ziyarete gelse yanında ne oluyor? Bir sürü konvoy. O ilin valisi gelmek zorunda. O ilin kaymakamı gelmek zorunda. Hepsi geliyor değil mi?
İşte diyor, sizler de evladım Resulullah Efendimizin adını salih, ihlaslı, onu överek güzel bir şekilde andığınız yerde hem onun ruhaniyeti, bütün meleklerin, bütün peygamberler, evliyalar hazır dizilir diyor. Haberdardır. Onların ruhları serbesttir. Şehid-i şühedanın ruhları, Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler ayeti boşuna mı Rabbimiz söyledi bunu bize? Allah yolunda ölmek sadece gidip savaşarak değil, işte asıl cihattan bahsettim size ilk kısımda, nefisle cihat. Nefisle cihat, işte Allah yolunda nefsiyle cihat eden o evliyaullah, onlar da şehittir. Onlar asıl cihadı yapmışlardır. Binlerce talebeye Allah'ı ve Resulünü sevdirmiştir. Resulullah Efendimizin nefisle cihat eden ashabı var mıydı? Düşünün, vallahi de vardı. Geçen hafta geldim Umre'den. Rabbime şükürler olsun, nasip oldu. Onun yanında, tam Ravzası'nın dibinde, şu an kabri şerifinin bulunduğu yerin 10 santim gerisi, 100, yani 100 santim diyelim, hemen oradan bir başlıyor. Ashab-ı Suffe. Suffe. Şimdi ne diyoruz dervişler? Derviş derler, ihvan derler, sofi derler değil mi? Suffe, temiz. İşte o zikir ehli, işte o ilim ehli, Resulullah Efendimizin en çok ilgilendiği. Ama bir de Halid bin Velid gibi savaşanlar, Mus'ab bin Ümeyr gibi, Hamza gibi cengaverler vardı. Ama bir de Abdullah bin Mesud radıyallahu anh gibi, bir de Selman-ı Farisi Efendimiz gibi, bir de Ebu Derda Efendimiz gibi, binlerce hadisi yazan, ezberleyen, Allah'ı zikreden, o tasavvuf yeni çıkan bir şey, Resulullah Efendimiz zamanında yoktu diyenler, o tasavvufun ilkokulu ashabı Suffe'ydi. Ah bunu bilseniz. Rabbim cümlenize bilmeyi nasip eylesin. Rabbim cümlenizin kalbini şu güzel yollara ısındırsın. Dua edeceğiz. Hiçbir zaman eleştirmek yok bizde. Bizler hep dua edeceğiz. İşte yine bazen konuyu dağıtıyorum, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin, ama hani açmak istiyorum daha çok pekişsin kalbimizde diye. Ne dedik? Ebu Bekir Sıddık'tan girdik. İşte Nisa suresinde Fatiha'da istediğimiz, ya Rabbi o inam ettiklerinin yoluna ulaştır. Ve ne dedi Nisa? Minen nebi, yine peygamberler Rabbimizin inam ettiklerini açıklıyor Rabbimiz. Ve Sıddık'ı yine. Sonra ne geliyor? Ve şühedâ'i. Şimdi biraz önce ne dedim? Şehitler dedim. Kimlerden bahsettim? Allah yolunda hem canıyla, malıyla, kanıyla cihat edenler, Allah yolunda nefsiyle cihat edenler işte. O tasavvuf ehli, evliyaullah. Onlar da ve şühedâ'i. Sonunda ne var? Virgül ve salihin. Buraya geldik mi yüzüm böyle gülümsüyor. Böyle kalbim birden aman ya Rabbi, hani ne olur diyor. Şimdi biz peygamberler bitti. Son peygamber Resulullah Efendimiz. Ve Sıddıkîne, Sıddıklar, o Ebu Bekir Sıddıklar, sahabe efendilerimiz, o kadar yüce makamlara Resulullah Efendimiz'i gören sahabe efendilerimizden sonra gelenlerin hiçbiri onların yanına dahi imanda yaklaşamaz diyor. Bakın. Ne kaldı geriye? Ve şühedâ'i. Rabbim inşallah nasip etsin, Allah yolunda şehit olalım. Rabbim nasip eylesin, nefsimizle cihad edip de insanları Allah'ı ve Resulünü sevdirenlerden eylesin Rabbim bizi. Nefsimizle cihad edenlerden, o Allah'ı zikredip kalbini mutmain edenlerden eylesin. Nefisten bahsedeceğim başka bir sohbet. Nefis meratipleri. Kur'an'da tek tek tasavvuf yolunda geçen o zikir meratiplerinin kayıtlı ayetlerle sabit olduğundan bahsedeceğim. Başka bir sohbet inşallah. İşte biz o şehitlerin arasına Rabbim nasip ederse girebiliriz. En sonunda ne diyor? Ve şühedâ'i ve salihin. Ya Rabbi, aman ya Rabbi, bunların hiçbirinden de olmasak en azından salihlerden eyle bizi. İşte çünkü onlar Allah'a ve Resulüne itaat edenler ve Rabbimizin inam ettiği, işte bizler her Fatiha'da sevgili dinleyicilerim, ya Rabbi ne diyoruz? Bizleri sıratellezine en'amte aleyhim, inam ettiklerinin yoluna kavuştur. Yani bizi peygamberlerin yoluna kavuştur. Bizleri o sıddıkların yoluna kavuştur. Bizleri şehitlerin yoluna kavuştur. Bizleri salihlerin yoluna kavuştur. İşte bu salihlerdir Abdülkadir Geylaniler. İşte bu salihlerdir Mevlana Celaleddin Rumiler, Ebu Bekir Sıddıklar, Hasan-ı Basriler.
an anabilirsen, şu an 1000 tanesini size sayabilirim, konuşabiliriz. Hepsi çünkü Allah'a ve Resulüne itaat etti. İspatlı mı? Nisa suresi 69'un başında kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse diyenlerden olanlar vallahi de ispatlı. İşte yani şu an artık ne düşüneceğiz? Artık bir aşamaya geldik. Demek ki kardeşim her namaz kılan mümin, ya Rabbi beni doğru yola ilet. O evliyaullahının yoluna, o salihlerin yoluna, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin yoluna, asıl olan Muhammedül Mustafa'nın yoluna ilet diye yalvarıyor muyuz biz? Yalvarıyoruz. Her namaz kılan kardeşim günde 40 kere Fatiha'da yalvarıyor. Sonra namaz bitiyor. Ya Rabbi beni doğru yola ilet diyor. Çıkar çıkmaz faiz yiyor. Haram yiyor. Yalan söylüyor. Dedikodu yapıyor. Gıybet yapıyor. Geliyor bana Kur'an yeter, bana karışmayın. Kılarım beşimi, yerim aşımı, yatarım diyor. Namazımı kılarım beş vakit, tamam. Kardeşim sen namazı ne sanıyorsun? Spor mu bu? Eğilip kalkmak mı bu? Sen namazda sadece daha Fatiha'nın 3. ayetindeyiz. Düşünün o namazda sen Allahu Ekber diyerek en büyük zikirle başlıyorsun. Sen o namazda bir zamm-ı sure okuyorsun, Kur'an'ın herhangi bir ayeti. Sen namazda secdeye varıyorsun, rükûya varıyorsun, Subhane Rabbiyel Âlâ diyorsun. En âlâsı, en üstünü sensin ya Rabbi diyorsun. Sen oturuyorsun, oturduğunda öyle dualar okuyorsun. Kimden öğrendin bunu? Sen kimden öğrendin ettahiyyatü? Sen kimden öğrendin salli bari? Sen kimden öğrendin hangi namazın kaç rekat olup nasıl kılındığını? Bize Kur'an yeter diyorsun. Kur'an'da namaz emri var. Kur'an'da hangi namazın kaç rekat olduğu, hangi rekatta ne okuyacaksının emri var mı? Yok. Muhammedül Mustafa yaşayan Kur'an'ın bize öğrettikleriyle Allah'a kulluğumuzu güzelleştiriyoruz işte. Niye çabalıyorsun? Niye nefsine uyuyorsun? Allah'ım yardım eylesin cümlemize. O yüzden hepsi ispatlı sevgili dinleyicilerim. İşte minas salihin dedik Nisa suresi. Her namaz kılan kardeşimiz bu yollara girebilmeyi arzuluyor aslında. Her yola giren, her namaz kılan salihlerle beraber eyle bizi ya Rabbi diyor. Rabbimiz son vuruşu yapıyor ayette. Nisa suresi 69'da hepsinden bahsediyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Ve hasune ulaika rafika. Refik. Dost. Ve ne diyor? Onlar ne güzel dostlardır. Hani Allah dostu yoktu? Allah dostu diye bir şey yok diyorlar ya. Rabbim açıkladı işte. Minen nebiyyine ve siddikine ve şühedai ve salihin. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Ve hasune ulaika rafika. Onlar ne güzel dostlardır. Rabbimiz onları dost olarak kabul ediyor ve bizlerin de onlarla dostluk yapmamızı istiyor. Onları bulmamızı istiyor, aramamızı istiyor. Rabbimizin rızasına ulaşmakta. Ya Rabbi, sırat-el müstakim, bizi doğru yola ilet derken, o doğru yol ki inam en'amte aleyhim derken, işte o salihlerin yoluna diye yalvarıyoruz her namaz var Rabbimize. 40 kere hem de günde. Bunun nafile ibadetleri var, bunun namazları var, geceleri, teheccüdleri var. Daha var da var var. Rabbim inşallah hepsini güzel şekilde Resulullah Efendimizin bizlere öğrettiği gibi güzel bir şekilde İslam'ı anlayıp yaşayan kullarından eylesin. İşte Fatiha'da da biz ne yaptık? Onların yoluna ilet. Onlar ne güzel dostlar dedi Rabbimiz. Sıratellezine en'amte aleyhim virgül gayril mağdubi aleyhim veleddallin. O dalalete düşmüşlerin, o kötülerin, o yanlışların, o firavunların, o hamanların, o Ebu Cehillerin, o Ebu Leheblerin, say, aç ucunu. Günümüzdeki o zalimlerin, günümüzdeki o katillerin, günümüzde o Allah ve Resul'ün yolunu engellemeye çalışan, içimizde, ülkemizde, İslam alemindeki münafıkların, ehli sünnet düşmanlarının, onların yoluna değil ya Rabbi, bizleri inam ettiğin, o Nisa suresi 69'da bahsettiklerinin yoluna ilet diye yalvarıyoruz sevgili dinleyicilerim. O Firavun, o Haman, hepsi gözümüzün önünde. Kur'an'da Rabbimiz bahsetti.
İşte onların yoluna iletmeyecek. İnşallah bizler İslam'ı güzel yaşayacağız. Onları biz Allah ve Resulünün yoluna davet edeceğiz. Bizim görevimiz davet. Biz davet edeceğiz. Çok bağırıp çağırmayacağız, kızmayacağız kesinlikle. Bakın emri bil marufu çok iyi, hassas olmamız lazım. Çünkü Resulullah Efendimiz çok hassastı. Hassaslığın zirvesiydi. Alemlerin sultanı, bakın Kur'an'dan başka bir örnek vereyim size, aklıma geldi. Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselamı Firavun'un yanına gönderecek Rabbimiz. Ayette diyor ki, ey Musa, Harun'la birlikte git, o Firavun'u davet et. Açıktan git Firavun'u davet et. Ve ne diyor biliyor musunuz? O Firavun'a, o katil Firavun'a, ben ilahım diyor ya Firavun, Rabbimize karşı ne yapıyor? İlahlık taslıyor. Daha nasıl büyük bir şey yapabilir? İşte o Firavun'a dahi giderken diyor Rabbimiz, ey Musa gidin ama güzel bir dille hitap edin o Firavun'a diyor. Olur ki hidayete erer. Aman ya Rabbi. Yani bu nasıl bir ayet-i kerime, bu nasıl bir yol? Yani ey Musa güzel dille söyle, Firavun'a dahi güzel dille git derken Rabbimiz Celle Celaluhu, bizler iman etmiş kardeşimiz içki içiyor, kumar oynuyor veya bir ablamız bacımız açık kıyafet giyiyor, ne yaparsa yapsın bunlar bir de iman etmiş. Rabbimiz Firavun'a güzel dille konuş derken sen içki içiyorsun, kafirsin, sen açık geziyorsun, hayasız, imansızsın, sen şöylesin. Kaba saba dilimizden nefretlerle insanları dine yaklaştıracağımıza, onlara dua edeceğimize onları daha da uzaklaştırıyoruz. Ve bunun vebali üstümüze öyle bir geliyor ki. Rabbimiz hadi değil mi? O açık dediğin ablamızın, o içki içiyor dediğin kardeşimizin, faiz yiyor dediği kardeşimizin bir gün sonra, bir gece sonra öyle bir yalvarıp aman ya Rabbi beni affeyle deyip affolunup affolunmayacağının garantisi var mı sende? Biliyor musun? Onu bırak. Sen şu an kıldığın namazın, şu an bıraktığın o sakalın, sünnetin, şu an yaptığın ibadetleri son nefesine kadar koruyabileceğinin senedi, garantisi var mı elinde? Yok. O yüzden hakiki Allah dostları nasıl oluyorlar? O Yunus Emre Hazretleri öyle bir Yunus, kendine miskin Yunus diyor. Halbuki hepimizden çok Allah'ı ve Resulünü seviyor. İşte bu hep nefisten ibadet edenlerin, alimlerin, riyakarları en tehlikelileridir diyor. Cehennemde bir grup sadece o kibirli olan alimlerden oluşacak diyor. Kibirleriyle, ağızlarıyla insanlara hakaret edenlerden. Allah'ım muhafaza eylesin. Mütevazılık. O yüzden en başında sohbetimizin ben insanları kul ol diye yarattım diyor. Bildiğinle amel et. Ortanın ortasıdır diyor yol. Bizler az bilen az bildiğiyle, çok bilen çok bildiğiyle amel edip ihlaslı olmamız lazım. O Firavun'a dahi güzel dille söyle diyor. Demek ki o Firavun'un dahi Musa aleyhisselam giderken hidayet olma ihtimali var değil mi? Güzel dille söyle, olur ki hidayet eder. Rabbimiz her şeyi bilen değil mi? O yüzden Allah'tan ümit kesilmez. Biz dua. Bizim görevimiz dua. Resulullah Efendimiz çok uğraştı. Amcası Ebu Talib'e değil mi? Yalvardı yakardı. Öyle yıprattı kendini. Ebu Cehillere, Ebu Leheblere 70 kere gitti. 80 kere, kaç kere sayısızca gitti, yalvardı. O kadar yıprattı ki kendini. En son ayet indi. Habibim, hidayete erdirecek olan biziz. Sen sadece anlat dedi. Sen anlatacaksın, senin görevin tebliğ. Kendini çok yıpratıyorsun. Ey Habibim dedi. Bizler de ne yapacağız? Yıpratmayacağız kendimizi. Ne yapacağız? Güzel dille konuşacağız. Dua edeceğiz ya. Rabbimize yalvaracağız. Ya Rabbi şu komşumu şu beladan kurtar. Ya Rabbi şu kardeşimi şu sıkıntıdan kurtar. Önce kendimiz tabii kendimize de dua edeceğiz. İlk kendimizden başlayacağız. Ya Rabbi bana hidayet eyle. Benim İslam'ı anlayıp yaşayabilmemi nasip eyle. Şu okuduğum Fatiha. İşte doğru yol istiyorum senden. Senin doğru yola kavuşan o dostlarının, Evliyaullah'ının, peygamberlerinin yoluna kavuşmak istiyorum. Demek ki neymiş sevgili dinleyicilerim? Burada Allah Celle Celaluhu hidayeti erdirecek. Bizlerin görevi kulluk. Bizlerin görevi sadece kul olup insanlara güzel dille, ama hani hep güzel dille tamam da
Hani uyarılarda da bulunacaksın. Mesela zalime, Resulullah Efendimiz nice zalimler çıktı karşısına. Beddua ettiği oldu mu? Oldu. Hendek gazvesinden sonra etti mesela. Bunun gibi mesela günümüzde Filistin'de, Suriye'de, İdlib'de, o Amerika'nın, İsrail'in bir sürü her yer birleşmiş İslam'a düşman. Onlara hidayet duasını ettikten sonra ya Rabbi hidayet olmuyorlarsa kahru perişan eyle. Rabbimizin nasıl 98 tane farklı ismi varsa bir de Kahhar ismi var. Rabbimizin öyle bir ismi ki o. Nasıl dedi? Bedir'deyken siz oku atıyordunuz, o oku siz atmadınız. Siz öldürdük sanıyordunuz, siz öldürmediniz, Allah öldürdü dedi. Sizin teslimiyetiniz hürmetine, sizin elinizden geleni yapıp Rabbimize tevekkülünüz hürmetine, Rabbinizin size ikramıdır diyor Rabbimiz. Bizler de ne yapıyoruz? Kendi silahımızı üreteceğiz, kendi çalışmalarımızı yapacağız, bilim adamlarımızı, doktorlarımızı her açıdan geliştireceğiz ve ya Rabbi sen bize yardım eyle. Karşımızda kim olursa olsun. Uhud'da da bizim 2-3 mislimiz vardı. Bedir'de 327'nin karşısında 1000 küsur vardı. Ama Rabbim öyle bir iman verdi ki onlara. O iman bir kişi diyor, 10 kişiye bedeldir. Bunlar ayetlerde yazıyor sevgili dinleyicilerim. Sizlerden bir kişi diyor, 10 kişiye, bir kişi, bazen 2 kişiye, bazen 20 kişiye bedeldir diyor. O yüzden korkmayın diyor. Hüzünlenmeyin. Eğer iman etmişseniz kazanacak olan sizlersiniz. Haklı olan sizlersiniz. Rabbimiz müjdeyi veriyor. Bizler işte bu kulluk vazifemizi yapacağız. Bu kulluk vazifesini yaparken de bu konuştuğumuz Fatiha'yı artık farklı bir şekilde okuyacağız değil mi namazda inşallah. Ne diyeceğiz? Hepsini birden düşüneceğiz. Şöyle bir elhamdülillah aslında namazımız da zaten bu sefer tadili erken de artacak. Öyle diyor Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamız, Allah'ım rahmet eylesin, tanırsınız birçoğunuz kendisini. Talebelerine soruyor, bir Allah dostumdan dinledim diyor, namazı huşu ile kılmam için ne yapmam lazım? Diyor ki dur, şimdi dur diyor, biliyorsunuz çok heyecanlı anlatır o da sohbetlerini, çok severim kendisini. Allah'ım rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin inşallah bizleri. Ne diyor? Dur diyor, şimdi namaz kılıyorsun, tefekkür et diyor, hemen düşün, yanında bir Allah dostu var. Ya da bir sahabe efendimiz, ya da bir tasavvuf yoluna bağlıysan üstadın, mürşidin omuzunda, dayamış omzunu yan yana namaz kılıyorsun. Ne yaparsın? Bir heyecanlanırsın değil mi? Hemen yanımda, ya aman dikkat edeyim de elime ayağım, aman okurken falan. Hani psikolojik olarak bir heyecan duyarsın değil mi? Öyle yapacaksın diyor bir, birinci gün. Sonra gel bana anlat diyor. Gidip anlatıyor diyor birinci günün sonunda. Nasıldı namazın? Ya diyor daha güzeldi. Üstadım diyor vallahi daha farklıydı yani şey oldum böyle biraz daha adapte oldum namazıma. Şimdi diyor olayı değiştiriyoruz diyor. Namaza durdun bir yanında Ebu Bekir Efendimiz bir yanında Ömer Efendimiz. Hemen dibinde ilk başında da Resulullah Efendimiz. Omuz omuza dayamışsın. Solunda Resulullah Efendimiz yanında öbür sen onun sağındasın. Öbür tarafında Ebu Bekir Efendimiz senin sağında Ömer Efendimiz. Akşam namazına durmuşsun, Allahu Ekber dedin. Nasıl olur? Kıl bakayım öyle gel diyor. Öbür gün ne diyor? Aman diyor ben bu namazım çok heyecanlı oldu diyor. Acayip hissettim kendimi. Şimdi gel bakayım buraya diyor. Sonuncusuna geldik. Şimdi diyor namaza dur. Allah Celle Celaluhu. En başta anlattıklarımdan beri her an senin yanında, her an seni gören, işiten, onun huzurunda Rabbim her an beni izliyor, görüyor. İşte biraz önce dediklerimi yaratan Rabbim, alemlerin sultanı, o Habibi Edibini yaratan Rabbim seni o an dikkatle gözetliyor. Sen bunu düşünemiyorsun. Bir de bunu tefekkür ederek kıl bakayım diyor. Ve ne diyor? Aman ya Rabbi, adım acayip bir duyguymuş namaz kılmak. İşte sevgili dinleyicilerim, olay bu. Nefis ve şeytan namazda da geliyor. Aklına binlerce şey getiriyor. Bizler de o bize bir şeyler getirirken biz karşı atak yapacağız. İşte atak biraz önce geldi. İnşallah gol yapalım bu atağı. Nasıl yapalım gol? Namazdayken Resulullah Efendimiz yanımızda, Ebu Bekir Efendimiz yanımızda o heyecanla, o duyguyla son namazımız. Sanki o namazdan sonra bitti, son nefesini vereceksin, son bir fırsat. Kabirdeyken Rabbim sana izin verdi, ey kulum Rıdvan hadi kalk bakayım bir vakit daha namaz kıl izin veriyorum dedi gibi.
O namazını kılacaksın diyor. O bir vakit namazın değerini Allah dostları rüyalarında üstadlarını görüp anlatıyor. Menkıbelerde çok geçer. Haliniz nasıl diye sorar. Vallahi bir vakit namazın bedelini, vallahi iki rekatlık bir sünnetin bedelini, vallahi bir kere Allah demenin o güzelliğini o kadar çok görüyorum ki, aman ya Rabbi dönsem de bir kere Allah desem o kabrimin derecelerinin nasıl arttığını bir bilseniz diyor. Sevgili dinleyicilerim, şu an beni izliyorsanız, şu an televizyon ekranlarında, internette nerede beni izliyorsanız, şu sözlerimi duyuyorsanız, vaktimiz var. Daha güzel bir şey var mı? Vaktimiz var. Bir kere daha la ilahe illallah demeye vaktimiz var. Birazdan okuyacak olan namazı kılabilmeye vaktimiz var inşallah. Şu an içinde bulunduğumuz vakitte hemen namazı kılabilmek için vaktimiz var. Ne olur namazlarımızı kılalım. Namazı bir de böyle düşünelim. Yani çok önemli, bizi kulluğumuzu yerine getirebildiğimiz en önemli, Rabbimize aciz olduğumuzu belirttiğimiz en önemli andır namaz. Secde değil mi? Varıyorsun secdeye iki büklüm. Yani insanın en aciz olduğu yer değil mi secde? Böyle kıvrılıyorsun, yere eğiliyorsun. Savunmasız, aciz. İşte Rabbimiz ne diyor? Bu aciziyeti bir tek benim huzurumda, bir tek bana secde ederek yapabilirsin diyor. Bir tek bana kulluk edeceksin. İşte programımızın başında ben insanları bana kulluk etsinler diye yarattım sözünü yaşamanın anı bu. Bir saat içinde bahsettiğim tefekkürlerle ibadetin, Rabbimize hamdın, Rabbimize kulluğun zirvesini kazanmış o Evliyaullah'ın size, o sahabe efendilerimizin, o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tarifinden bahsediyorum. Rabbimizin ayeti bunlar, evinde tozlu raflarda açmadığımız Kur'an'ların içinde yazan şeyler sevgili dinleyicilerim. Bizim imanımızı arttıracak yegane sözler, bizim Allah'a kulluğumuzu, Rabbimizin rızasını kazanmaktaki şifrelerimizdir bunlar. O yüzden artık çeki düzen vermemiz lazım kendimize. Kendimize çeki düzen vermemizin vakti geldi geçti. Ahir zaman, virüsler, depremler, savaşlar, her şey önümüzde. Gençken pat küt her an ölüm ensemizde. Yaşlanayım, yaşlı yatağıma yatayım. O güzel güzel ölüm gelsin beni bulsun diye düşünen artık var mı şu an 2020 yılındayız? O yüzden her an tetikte olmamız lazım. Aman ya Rabbi deyip hep dualarımızda ya Rabbi ne olur son nefeste imanımı muhafaza edebilmemi nasip eyle diye yalvarmamız lazım. İşte sevgili dinleyicilerim, Fatiha'da da bundan bahsediyoruz. Demek ki neymiş? Bu yol yanındaki insanlarla güzelmiş. Bu yol o Rabbimizin inam ettikleriyle beraber gidilecek bir yolmuş. Onlar öğretmenler, öğretmenlerin en üstünü Muhammed-ül Mustafa. Ona dahi bir öğretici Rabbimiz gönderdi. İsteseydi o Hira mağarasında değil mi? Nur dağında, adı üstünde o nurlu dağda. Estaizu billah, ikra, bismi rabbikellezi halak dedi Rabbimiz. Ayet-i kerimelerin hepsini Resulullah Efendimiz'e aracı olmadan, Cebrail Aleyhisselam olmadan indiremez miydi? Rabbimizin böyle bir gücü kuvveti yok mu? Tabii ki var ki. Bazı ayetler öyle indi. Bazı ayetler Miraç'tayken yüzüne cemaline Habibiyle Rabbi baktılar, en büyük ikramı verdi. Ne diyoruz? Rabbimiz Resulullah Efendimiz'e dahi Cebrail Aleyhisselam'ı bir öğretici olarak gönderdi. Resulullah Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'dan üstün değil mi? Üstün. 18 bin alem hepsinden üstün. Bunun ispatı Kur'an'da var mı kardeşim? Bana Kur'an'dan söyle diyor bazıları. Duyabiliyorum. Allah'ım inşallah o Kur'an'ın nuruyla nurlandırsın senin kalbini de. Ne diyor? Habibim ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Söze bak, ayete bak. Enbiya suresi 107. Habibim biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu nasıl bir cümle ya Rabbim? Biz seni insanlara rahmet olarak gönderdik demiyor. Biz seni cinlere rahmet olarak gönderdik demiyor. Biz seni belli bir kısma demiyor. Alemler. Alemlerin ne olduğunu biliyor musunuz? Mesela insanlar alemi, hayvanlar alemi, bitkiler alemi sayıyorum. Dünya, galaksiler, işte Samanyolu galaksisi bir alem.
Bakın 7, 8, 10 tane alem sayarsın. Ne diyor Yunus Emre Hazretleri? 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 18 bin alem. Açın, belgesel izleyin. Çok tavsiye ediyorum. Belgeseller çok önemli. Hem hayvanlar aleminden, hem uzaydan, boşluklardan, gezegenlerden, denizlerdeki canlılar, insanın imanını arttıracak çok önemli mevzular bunlar. Diyor ki, dünya güneşten bilmem kaç milyon kat küçük. Hele o Samanyolu galaksisini düşününce diyor, dünya nokta kadar kalıyor. Yani kumsaldaki bir kum tanesi neyse, Samanyolu galaksisindeki dünya o. O dünya dediğinin içindesin sen ve dünyayı düşün kocaman. O dünyanın içinde kuzey yarım küredesin. O yarım kürenin içinde Avrupa kıtası ile Asya kıtasının birleştiği yerdesin sen. O kıtanın birleştiği yerde Türkiye'desin sen. O Türkiye'nin içinde İstanbul'da, Bursa'da, Antep'te, Urfa'dasın sen. O Antep'in, Urfa'nın, Bursa'nın, İstanbul'un içinde bilmem ne ilçesindesin sen. O ilçenin bir mahallesinin, bir binasının, bir odasının içinde size sohbet ediyorum ben. Tefekkür etsene şunu sen. Kum tanesi olan dünya dediğinin içinde. Küçülttük, 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 geldik bir odanın içinde. Rabbim senin kalbine, benim nazargahım dedi. O kum tanesi olan dünyanın içinde zerrenin zerresini, hepsini farklı biçimde, ellerindeki parmaklarını dahi birbirinden farklı yaratan Allah'ın kulusun sen. Nasıl bir Rab, nasıl bir yaratıcı, nasıl bir mabut, aman ya Rabbi. İşte sevgili dinleyicilerim, nasıl bir amaçsız şekilde gönderilmiş olabiliriz bu dünyaya? Nasıl evrim teorisiymiş, deistlikmiş, ateistlikmiş? Rabbim onlara hidayet eylesin, şunları kalplerine ilhak eylesin, geçirsin. Düşünün ki, yani 1.70 boyunda 70 kilo bir şeyim ben, 1.78 boyundayım. Benim gibi her binlerce insan, kum tanesi kadar dediğimiz dünyanın milyonlarca küçültülmüş halisin sen. Ama Rabbim seni her şeyden üstün yarattı. İnsanları halife olarak yarattı. Ve sana öyle bir organ verdi. Resulullah Efendimiz hadisinde dedi. İnsanlarda öyle bir organ var ki o güzel olursa her şey güzel olur. O kötü olursa her şey kötü olur. İşte o organ kalptir dedi. Benim nazargahım, söze bak şimdi, kutsi hadise bak şimdi. Hiçbir yere sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Ya bu nasıl bir sözdür? Bizim kalbimize, tabi bu mecazi anlamda Rabbimiz ne demek istiyor? O kalpler, kalplere sığarım ne demek? Kalpler, yani o kalbinde benim dışımda hiçbir şey bırakma, o benim mekanım diyor. O benim ve Resulümün mekanı diyor. O benim, Resulümün ve Resulümün yolundan gidenlerin mekanı diyor. Ya Rabbim o mekanda kendi rızasını kazanan salih kullarından eylesin bizleri inşallah. İşte sevgili dinleyicilerim, bir saat tefekkür 70 yıl nafile ibadetten üstündür diyor mu Resulullah Efendimiz? Diyor. Ne diyor başka? O bir saat tefekkür diyor. O kadar müjdeler var, o kadar bir sene diyor nafile ibadet kılmaktan üstündür. O yüzden üstün. Çünkü sen şu an benim dediklerimi düşündük mü hep beraber sevgili dinleyicilerim? Düşündük. Aman ya Rabbi deyip imanını bir damla arttırsa elhamdülillah. Amacımız bu. Diyor ki bir hidayete, bir iyiliğe vesile olan onu yapmış gibidir. Rabbim cümlemizi vesile eylesin. İşte nereden geldik buraya? Hira mağarasında Cebrail aleyhisselamı gönderdi Resulullah Efendimizin yanına. Ve ne dedi? Allah Celle Celaluhu seni peygamber olarak seçti dedi. Ya Resulallah. Ve ilk ayet başladı. İkra. Oku. Oku. Ne kadar önemli bir hitap değil mi? İlk hitap oku. İnsanlar tabii bunu yine çeviriyor. Çevirilecek tabii. Çünkü olacak. Nasıl hak uğraşıyorsa batıl da uğraşacak. Bakın Allah oku diyor. Tamam işte biz de okuyoruz. Fen okuyoruz, ilim okuyoruz, dünyevi ilimler okuyoruz, biyoloji okuyoruz, kimya okuyoruz ki ben kimyagerim zaten. Hani üniversitede okuduk elhamdülillah. Hani okuyoruz bunları. Ama Rabbimiz ayeti devam ettiriyor aslında. Oku diyor da dünyevi olacak tamam. Para kazanacaksın, doktor ol, mühendis ol, her şey ol. Ama asıl ahireti düşün diyor. Ve ne diyor? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Allah Celle Celaluhu, yaratan Rabbinin adı ne demek?
Bismillahirrahmanirrahim demek. Ya Allah'ın adıyla başla her şeye. Allah'ın adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı. Bunu da sonra konuşalım. Kan pıhtısı bir damla. Hani biraz önce küçülttük ya dünyadan. Geldik bir odanın içinde bir Rıdvan'ım ya ben. Sen bir Ahmet'sin, Fatma'sın, Ayşe'sin ya. Bir de seni o annenin karnında bir damladan evreler geçittirip bu hale getirdi. Bunu bir de tefekkür etsen. Düşün bitmez. İşte sevgili dinleyicilerim, bizler ne yapacağız? Okuyacağız. Rabbimizin adıyla önce ahiret için, Allah için, evlatlarımıza önce din eğitimini de öyle yazın, 2 ay din eğitimi vereyim, okula gitsin, mühendis ol, aman oğlum doktor ol. Abdullah Gürbüz Hazretleri, Allah'ım ondan razı olsun, hep öyle derdi. Evlatlarım talebelerini diziyor. Evladım doktor ol, evladım mühendis ol, evladım ol deyip durdunuz. Hanginiz içinizde evladım Allah'a kul ol, evladım Muhammedül Mustafa'ya ümmet ol, evladım Allah Resulü'nün sevdikleriyle, salihlerle beraber ol, evladım evliya ol, hanginiz böyle dua ettiniz evladınıza diyor. Ne kadar acı değil mi? Bizler gelinim zengin olsun, damat arabası olsun, evi olsun, damat takvalı olsun, damat Allah'ı ve Resulünü sevsin, namazlarını ihya etsin, damat öyle bir torun getirsin ki bana Allah'a ve Resulüne aşık bir evlat. Amel defterini kapatmayacak diyor Resulullah Efendimiz. Hayırlı evlat yetiştirmek. Düşünsene sen vefat ettin, kıyamete kadar senin evladın namaz kıldı sana, Kur'an okudu sana, sen ona öğrettin, ibadet etti sana, onun çocuğu oldu torun sana. Vallahi diyor 7 göbek diyor torunlarının torunlarının torunları. Sen hayırlı bir iş başlatıp hayırlı bir evlat yetiştirip o nesili başlattıysan kıyamete kadar tüm torunlarının ibadetlerinden kabrin nurlanacak, senin defterin kapanmayacak. Sen neyden bahsediyorsun ya? O yüzden evlat yetiştirmek çok önemli. O yüzden Fatiha'da dediğimiz doğru yola ulaşmak için Resulullah Efendimiz'i sevmemiz lazım. Önümüzdeki haftaki sohbetimizde de Resulullah Efendimiz'e tabi olmayı devam ettireceğim. Resulullah Efendimiz'i Rabbimiz Kur'an'da nasıl övüyor, nelerden bahsediyor, bizlere onu nasıl tanıtıyor? Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik dedi ya, ondan bahsedeceğim. Alemlere dedik, Samanyolu dedik, yine orayı da biraz geçtik. O alemler nasıl olmuş, ne mucizeler, mucize vardır peygamberlere verilen, keramet vardır Allah dostlarına verilen. Bunlara da değineceğim, peygamberimizin üstünlüğünü önce güzel bilelim. Rabbimizin kudretini, o 99 Esma-ül Hüsna'sını, her şeyini tefekkür edelim. Ona layık kul olalım ki, ondan sonra salihlerle beraber namazımız da namaz olacak, orucumuz da oruç olacak, iş yerine gittiğimizde çalışırken de kalbimizde Allah ve Resulü olacak. O zaman işte işin de ibadet olacak. O zaman yatarken, uyurken Muhammedül Mustafa nasıl uyurdu? Bunu düşünüp onun gibi uyursan uykun da ibadet olacak. Şifre Allah'a ve Resulüne itaat. Evet sevgili dinleyicilerim. Bu programımızı da Allah'ın izniyle burada bitirelim. Rabbim inşallah bizleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan bir santim bile kıyamete kadar ayırmasın. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Bir dahaki programımızda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.